Herkese arkadaşlar, ben Özdenç olacak. Ben de Süleyman Az'a ait olacak. Arkadaşlar bugün size çok popüler olan, çok trend olan bir dükkan açacağız. Bugün ne dükkan açacağız Süleyman? Lokmacı. Aynen arkadaşlar, bugün sizlere son zamanlarda Instagram'ın böyle adeta canavar haline gelen lokmacı dükkanı açacağız arkadaşlar. Dükkanımızı Ankara Elbankent'te açacağız. Düşük, tabii her şey düşük bütçeyle yapıyoruz. Dükkanı düşük bütçeyle açacağız. Tam fiyatını söylemeyeceğiz ama size arkadaşlar. Emin olun çok uygun bir dükkan açacağız arkadaşlar size. Süleyman, sence güzel olacak mı bu dükkan? Olacak. Ve arkadaşlar bu dükkanı açmamızın şerefine takipçilerimizi çağıracağız. Takipçilerimize lokma ısmarlayacağız. Yeni dükkanımız vatana millete hayırlı olsun. Arkadaşlar tabii dükkanımıza geçmeden önce sizlerden bir isteğimiz var. Ne istiyorsun Süleyman? Like istiyoruz. Barra istiyorsun lan. Like istiyoruz. Aynen arkadaşlar, videomuza like atmayı, kanalımıza arkadaşlar hala aboneyseniz abone olmayı unutmuyoruz. Ve arkadaşlar o şevvetli, o muhteşem dükkanımıza doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yeni açtığımız lokmacı dükkanımıza geldi şu anda. Bu lokmacı dükkanımız yeni açıldı. Niye açıldı? Böyle Instagram popüler trend olan bir şey yapıldı. Tabii dükkanın sahibi biz değiliz. Dükkanı bir abimize açtık. Şimdi olayın gerçeğini içeride abimize beraber konuşacağız. Dükkanımızın sahibi burada abimiz. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Sen kim var? Abi sen bir tanıt kendini. Ben Osman Eskelem, dükkanın sahibi. Evet. Hayırlı olsun abi dükkanın. Allah razı olsun. Abi şimdi olayı ben anlatayım size arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz böyle yeri geliyoruz, ucuz araba alıyoruz. Yeri geliyoruz, ucuz dükkan açıyoruz. Abimizin elinde birikmiş parası vardı. Dedi ki, kardeşim dedi, böyle birikmiş bir param vardı. Bu parayı nereye yatırım yapabilirim dedi. Abimizin aklında emlakçı veya böyle ne bileyim kırtasiye tarzı bir dükkan açmak var sanırım. Ama dedim ki, abi dedim, o işler artık bitti. Senin açman gereken dükkan, trend olan dükkan, lokmacı dükkan dedim. Kesinlikle. Abimiz de tamam mı kardeşim, sen daha iyisin bilirsin dedim. Sonra biz geldik Elbankent'te böyle güzel bir dükkan bulduk. Bu dükkanı abimize kiraladık. Ondan sonra lokmacı üzerine hamur şey yaptık herhalde. Aynen. Hamurunu mamunu araştırdık, abimiz işi okey dedi. Ondan sonra geldik dükkanımızı buraya açtık. Bugün dükkanımızı açtığımızda böyle yaklaşık birinci haftası mı artık, ikinci haftası mı? Yavaş yavaş oturduk içeri. Ondan sonra arkadaşlar az önce Instagram'a hikaye attım. Takipçilerimi çağırdım buraya. Gelin kardeşlerim, yeni açtığımız dükkanımızı hepinizi bekliyoruz dedim. Ondan sonra kardeşlerimize gelmişler burada o gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, kardeşim hoş geldin. Gördüğünüz gibi kardeşlerimiz Instagram'da görüp geldiniz değil misiniz? Aynen kardeşimize geldi. İstersen arkadaşlar onlara bir lokma ısmarlayalım. Size de lokma nasıl yapılıyor onu gösterelim. Yeni dükkanımız hayırlı olsun diyoruz. Sizi de bekliyoruz. Ankara Elbankent'teyiz. Telefon numarasını Instagram adresinde şurada var. Instagram adresinde var. Gelebilirsiniz yani. Hadi içeri doğru geliyoruz. Arkadaşlar şimdi abimiz yanımızda. Abi sakin bir şekilde söyleyelim. Olayı baştan anlatayım şimdi daha. Benim hani elin içinde çalışacağıma kendi işimi kuralım dedik. 60 bin lira bir sermayemiz vardı. Ömer kardeşimle konuştuk işe başlamadan önce. Ömer kardeşim dedi ki o iş bende. En ince ayrıntısına kadar her şeyi eksiksiz yaptı sağ olsun. Abi dükkan senin ama bunu resmi etmemeyeceğim. Hadi şeyden verelim. Hayırlı olsun abi dükkanın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam ben o zaman. Bütün videomuza devam edelim artık tabii. Tabii buyurun. Hadi geçelim abi. Dükkanımıza ilk başta ben size tanıtmaya başlıyorum. Burada limonata şeyimiz var. Abi bunu hala bedava mı bu yoksa buna para istiyor mu? Nasıl? Bu hala ücretsiz mi? Ücretli geçtin mi? Ha. İlk açıda hafta ücretsiz yapmıştık. Çayımız ikram arkadaşlar. Çayımız ücretsiz. Burada sularımız var. Masalarımız da güzel güzel çiçekleri var. Dükkanımız hoş. Şey yani hoş bir dükkan. Boyasının rengi gri. Böyle şeylerimiz var. Tablolarımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lokmacık yani şurada şeyimiz var. Buna Speboy yapıldı değil mi abi? Evet. Şimdi arkadaşlar asıl şeyin önemli olan bölüm burası. Lokma. Şimdi abi lokma nasıl yapılıyor? Lokma, el emeği, göz nuru. Evet. En güzel şekilde sizler için ağızlarınıza layık şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Aynen. Şimdi elimde de eldiven olsa ben de yapmayı öğrendim ben. Çünkü abimle araştırırken yapmayı ince ben de öğrendim. Aynen de. Aynen. Eldivenim yok diye yapmıyorum. Senin yerine ben yapacağım şimdi. Aynen. Çünkü sen... arkadaşlar dükkanda fiyat falan ne kadar önemliyse hijyen o kadar önemli. Kesinlikle. En önemlisi olan hijyen. Gördüğünüz yavaş yavaş pişiyor lokmamız. Bugün özel Ömer kardeşimin ikramı herkese. Aynen. Vallahi artık Instagram'da görenler kardeşlerim şanslı kişiler. Görmeyenler de bir dahaki sefere başka bir dükkanlarda belki ikinci üçüncü bayimiz orada. Aynen aynen. Sincan'da, Eryaman'da belki. Kesinlikle. Her yerde bize var acaba. Ama lokmalar da iyi abi ya böyle. Mükemmel. Tabii orada da paketleniyor. Orada da paketlenme şey var. Aynen aynen. Oraya da geçelim abi yavaş yavaş. Buyurun. O da şişiyor herhalde. Abla şimdi sen anlat istersen bize. Olay ne yani burada? Bu içine çikolata sıkıyorsun herhalde. Sütlü çikolata, pasta kreması, frambuaz. Aynen. İsteğe göre müşterilerimiz isteyebiliriz sırayla. Şimdi kankam ilk başta kim gelmişti ona göre neyse. Şuradan başlıyoruz. Eyvallah bak görmedim. Aa kaçık edemedik kaçık kankam. Evet. Geçen al kardeşim sana verdim şunu. O ben kaçalım dedim ben. Al kardeşim. Şunu sana verdim. Canın iyiydim al bunu da sana verdim. Ahmet Yasin kalkma. Kalkma sorum adam var mı zaten? O ya... Ha siz yediniz değil mi? Hayır yediniz. Tamam o zaman kalksın kardeşim. Al kardeşim. Başım iyi. Şimdi lokma yiyenlere soruyoruz. Lokma nasıl? Müthiş.
Tabii biz yaptık ya, değil mi? Yani tabii, tabii ki de. Örko dükkanı açarsa böyle müthiş dükkanı açar. Evet. Örko, LTD, Şeti. Kardeşim lokma nasıl? Mükemmel, tek kelimeyle. Lokmayı beğendiğin var mı? Efsane. Beğendiğin yok mu? Niye beğenmediniz? Birinin beğenmemesi lazım oğlum. Allah Allah. Ben beğenmedim. Niye beğenmedin? Çünkü çok güzel, aşırı güzel. O yüzden beğenmedim. Evet, gördüm. Teşekkürler, Allah razı olsun. Övdüm mü sövdüm belli değil ama neyse. Gördünüz arkadaşlar. Kardeşim lokma yedin değil mi? Lokma yemeye mi? Sen niye yemiyorsun oğlum lokma? Otursana. Yok, teşekkür ederim. Takipçilerine geliyor. Emir Salih Yusa geliyor kardeşimiz. Adı arabasıyla gelmiş kardeşimiz. Tabii zengin takipçilerimiz var bizim böyle. Ama bizim zengin takipçimiz olmaması lazım oğlum biz. Hep ucuz ucuz şeyler yapıyoruz kardeşim. Ya işte biz de bir şeyler yapıyoruz. Ufak tefek. Ama lokmaya kardeşim. Otur lokmanı ye. Hadi bakayım, otur bakayım. Değil mi? Çok güzeldi abi. Vallahi. Vallahi. Afiyet olsun. Daha canı çekiyor mu? Yok abi, daha çekmiyor. Çekiyor çekiyor. Yalan söyle bak. Çekiyor da çekmiyor diye. Kankam bekle bakalım. Bir yarışma gibi bir şey düzenlemeyi düşünüyoruz. Tamam. İnşallah olursa. Evet. Abi şimdi memnun musun müşterilerinden? Çok memnunum. Hep böyle olmasını istiyorum. Müşteriye şu an para vermiyor ama. Tabii onu ben ısmarladığım için parasını ben vereceğim ama. Ya bunu senden alacağız. Ha, ama o sonuçta onlar da müşteri abi, doğru mu? Kesinlikle. Kardeşim Instagram'a hikayelerinizi atın. Hani hep atarlar ya böyle lokmacıya git. Aa, hepiniz yediniz ama değil mi? Lokmalar efsane. Lokmalar mükemmel. Evet, lokmalar mükemmel. Ama yediniz değil mi? Hani böyle atılır ya Instagram'a bir de havalı havalı. Aynen aynen. Keşke biz ataydık ya. Neyse unuttum. Neyse atarız artık ya. Atarız, daha hep buradayız. Sıkıntı yok. Aynen abi. Evet, gördüğünüz gibi burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşimiz şimdi bir tabak lokma fazla geldi. Bunda lokmayı ağza atma yarışması. Evet. Ağza vermeyelim. Ağza vermeyelim. Ağza vermeyelim. Şimdi ağzına vereceğiz arkadaşlar. Ama bak kaşığı değdirmemiz lazım. Çünkü herkesin ağzına vereceğiz arkadaşlar. Hani kaşık derse gelin. İlk kurban benim arkadaşlar. Şöyle ağzına vereceğiz gördüğünüz gibi. Ağzına veriyoruz. Evet, ağzına veriyoruz. Ağzına veriyoruz. Ağzına veriyoruz. Onun ağzına büyük veriyoruz. Ağzına veriyoruz. Ağzına veriyoruz. Ben oynamam bu yarışma. Aha, yeah, yeah, yeah. Ağzına verdik evet. Emir senin ağzına vereyim mi? Ha, sen yiyorsun ama. Senin ağzın dolu kardeşim. Senin ağzına vereyim. Vereyim mi kanka? Gel kardeşim. Evet, ağzına verdik. Gel gel başa dur. Kanka. Sen çubuğuyla beraber vereyim mi lan? Aa, ama buradaki daha kolay oluyordu. Şöyle. Ağzına bakma. Ah kardeşim canın yerim. Sizin de vereyim mi ağzınıza? Gel. Senin ağzına şey verdim gel. Sizin ağzınız küçük kanka, sizin ağzına küçük küçük verin. Aç ağzını. Aa kardeş, siz zaten kardeşsiniz o yüzden aynı çak açıdan yiyorsunuz. Gel kardeşim, al. Al kardeşim, canını yedim. Of 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 of. Bazı şeyler paylaşacak çoğalırmış değil mi Süleyman? Evet. Bazı şeyler paylaşacak çoğalır. Arkadaşlar kardeşimiz gördüğümüz gibi okuldan gelmiş. Okul çok yorucu oluyor. Tabii bunu biliyor. Okula gidenler bilir. Okula gitmeyen yoktur herhalde şu an aramızda. En kaça gidiyorsun kanka sen? 6. 6. Gördüğünüz gibi bakın. Çocuk şey yapmış, enerji bulamamış. Süleyman. Ama aynı Süleyman'ı benzemiyor. Süleyman'ın gelecekteki hali yani. Süleyman'ın önceki hali. Gelecekteki Süleyman gibi olacak. Kardeşimize lokma vereceğiz. Evet. Gördüğümüz gibi lokma vereceğiz. Canlanacak mı, canlanmayacak mı? Evet. Lokma enerji ver dediler. Aç kardeşim ağzını. Canlanmış. Kardeşim ne oluyor? Evet. Lokma yiyor. Limonata getirin kardeşime, limonata getirin. Oğlum adam değil mi kanka? Mendil peçete getirin. Peçete getir kanka. Getir kardeşim bak. Enerjisini aldı. Evet, enerji geliyor. Enerji geldi hissediyorum şu anda. Evet. Bir şey var mı kanka? Limonata var mı limonata? İyi mi kardeşim? Nasıl of enerji? Kafa mafa geldi. Kafa yerine geldi. Sen var. Atın kanka. Evet, limonatamı da geldi kardeşim, limonatası. Limonatan da çık kanka. Of. Of. Kardeşim. İki şurada şınav çekecek gibi duruyor şimdi. Kardeşimiz gülmesi bilmesi yerine geldi. Ama bak, şöyle bir şey oldu. Mesela hani Süleyman gelecekti hali dedim ya. Şimdi gelecekti hali olamayacak. Süleyman lokma yedi, yine aynı. Ama kardeşim lokma yedi, bir an gülmeye başladı, kahkaha atmaya başladı. Neyse kardeşim, al senin bu, tamam mı? Buna afiyet olsun, baş şeker olsun. Evet. Ama yine öldü ya çocuk. Bayağı enerji yerine gelmiş gibi duruyor. Değil mi? Evet. Bak evet, demesi biraz hızlanmış yani. Kardeşim afiyet başlık olsun. Her zaman bekliyoruz kardeşim burada, tamam mı? Geleceğim. Gel inşallah kardeşim. Arkadaşlar gördüğümüz gibi lokma ısmarladığımız kardeşimiz burada. Tabi bazıları gitti, bazıları burada ama. O zaman ne diyoruz? 3 gibi değil sadece bakın. 3, 2, 1. Lokma. Aynen, herkesi bekliyoruz, adamsınız. Tamam geldi arkadaşlar. Baba şimdi lokma ısmarlıyoruz. Tabi sana ısmarlamada olmaz. Lokma sever misin? Lokma sevilmez, bakacağız. Hiç yedin mi bu yeni çıkan lokmalardan, yedin mi hiç? Yedim, daha önce yedim. Neredeydin? Başka bir yerdeydim. Ama niye bizi tercih etmedin baba? Oğlum lokmaca çözsen gidiyorum burada şey yapıyorsun ya. Neyse, otur baba, o zaman sana bir lokma ısmarlayalım.
Evet, gördüğünüz babam da geldi. Abi babama şöyle güzelinden bir lokma ayarlayabilirsek, şimdi beğenmezse ayıp olur babama. Babam şimdi lokmasını aldı eline. Ama bu lokmayı hiç görmedim ben şimdi. Hiç yemedin mi bunu sen? Yok. Sen yedin başka yedin o zaman. Benimki normal klasik lokmaydı. Ye baba bakalım şimdi bunu. Tadına bir bak. Hadi bakalım inşallah beğenecek babam. Evet, gördüğünüz gibi iyi baba tadı. Ama şimdi sen şeker hastasısın yani, bir şey olmasın. Şeker hastası değilim ki. Değil misin? İyi de baba. Güzel mi? Güzel, güzel. Ha, afiyet olsun. Kardeş 14'te bir lokmacı açılmış, gelsenize. Yeni açılmış, Ömer Dudvan var ya, mal YouTuber. O salak açmış, beylaş veriyor her şeyi şu an. Herkes burada, bayağı bir kişi var, gelsene. Kitleyek. Biz yiyoruz işte, hadi. Tam bekliyorum. Yiyorduk, kardeşlerimiz geldi. Tabii onlar da lokma ısmarlıyoruz. Lokmayı nasıl seversiniz? Ne, çikolata mı seversiniz, buzlu mu? Hiç lokma yedin mi şu ana kadar? Yedim. Eskisinden de yiyoruz, daha gelmeye devam ediyor. Afiyet, baş şeker olsun. Burada bir kardeşim var. Belki bazen sana veriyorlar. Ben bu çocuğu tanıyorum. Bu çocuk 2 sene önce gelip benim arabamın tekerine tekme atmıştı. Selam vardı. Babana selam söyle. Aleykümselam. Babanı görmeyeli uzun zaman oldu. İnşallah onunla bir zaman görüşürüz. Arabamın tekerine tekme atmıştı. Ne hissettin o gün? Arkadaşlar şimdi tabii burada her çeşit insana lokma ısmarlıyoruz. Şimdi kardeşim senin bir kanalın varmış, doğru mu? Evet abi. Hiç abonen yok değil mi? Ya abonem var da en az 20-30 tane. O yeni 20-30 tane için. Bir video atmış, çok dikkatimi çekti yani. Böyle YouTube'ların önünün açılması lazım destekliyorum. Söyle, video ne? Kardeşimi kaçırdım mahalleden. Annemden fidye istedim. Tabi 5 para etmiyormuş. Annem de vermedi fidyeyi ama... Aynen. Çok yaratıcıcek yani. Kardeşini kaçırıp annesinden fidye istiyor. Çalıp çalıp büyümeye çalışıyoruz işte. 3-5-3-5. YouTube'ların önünü açıyor arkadaşlar. Kanalın adı ne? Berk Tekin. Berk Tekin tabi bulamayacak arkadaşlar o zaman. Yok, sen abi, yorum at. De. Yorum at, ben seni yorumda kaplayacağım, önü çıkar zaten. Tamam. Berk Tekin arkadaşlar abi, unutmayın. Kardeşini kaçırıp annesine fidye. Kardeşini zaten kaçırmaya müsait bir olur. Uyuşuk böyle. Lokma yedikten sonra enerji ama geldi. Ama enerji de geldi değil mi? Evet. Suyunu iç mi? Su içsene. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Hepiniz kendinize bakın, sağlık kalın, alama tanıyoruz. Videomuzu ben size katmaya halen kanalımıza kaç abone istemeyi unutmuyoruz. Süleyman'ı yine diyoruz. Görüşürüz arkadaşlar diyoruz Süleyman'ın taklidini yaparak. Ve videomuzu burada bitiriyoruz.